Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Resulüne dua ve selamdan sonra. Uluslararası Müslüman Alimler Birliği UMAD olarak Kur'an'ın izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İlim İrfan Saati programımıza hoş geldiniz. Bugün konuklarımız UMAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Ekinci, UMAD Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Karataş hocalarımız. Bugün hocalarımızla UMAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı kararları ve depremle ilgili basın bildirisi üzerine konuşacağız. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah iyilik versin. Hamdolsun. Sağ olun. Allah iyilikler versin. Müsaadenizle Abdulvahap hocamla başlamak istiyorum. Hocam geçen haftalarda bir bildiri yayınlamıştınız. Evet. Sonra bir deprem bölgesi UMAD olarak deprem bölgesi gezimiz oldu. Depremin yıkımını ortaya çıkarmış olduğu problemleri gördükten sonra acilen olağanüstü bir Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yaptınız diyelim. Sonra da arkasından çok güzel bir basın bildirisi çıktı. Bu basın bildirisini sizlerle biraz müzakere etmek istiyorum. Ayrıca depremle ilgili ülkemizi oluşturduğu, insanımızı oluşturduğu psikolojik, sosyolojik, dini, manevi problemler boyutlarına konuşacağız, problemlerine konuşacağız. Ama isterseniz müsaadenizle önce bu Yüksek İstişare Kurulu topladıktan sonra yayınlamış olduğunuz basın bildirisi ne anlama geliyor? Neler söylemek istediniz? Özellikle izleyicilerimizle paylaşırsanız memnun olurum. Evet. Tabii ben sözlerimin başında milletimizin başı sağ olsun diyorum. Normal bir taziye, bir günlük taziye olur. Vefat eden bir Müslümanın, bir kişinin ölümünü bir iki hafta içinde kendisinin taziyesiyle taziye nihayete erer. Ama biz öyle büyük bir taziye, öyle büyük bir musibet yaşıyoruz ki yani her an taziye yapma ihtiyacını duyacak kadar maalesef hepimizi derinden yaralayan ve üzen bir afetle baş başa kaldık ve halen onun eserlerini, tesirlerini, yankılarını yaşıyoruz. Dolayısıyla yani geçmişte, geçenlerde ve farklı münasebetlerle hep taziyelerde bulunduğumuz gibi tekrar yani bu taziyeyi teyiden milletimizin başı sağ olsun Cenab-ı Allah vefat eden deprem şehitlerine affiyle, mağfiretiyle muamele etsin ve yaralarımıza acil şifalar versin. Milletimize sabır, metanet ve bu musibetten dolayı devlet, millet bütünleşmesinin devamını Cenab-ı Allah sağlasın ve bu fedakarlığı artırarak, bu yardımlaşmayı kat artırarak devam ettirsin diye duayla ben sorunuzun cevabına geçmek istiyorum. Tabii duayla beraber şu anda bizi seyreden tüm seyircilerimize, kardeşlerimize saygı ve selamlarımızı da iletiyoruz. Bizler bu depremle gözümüzü açtıktan sonra depremin 3. gününde UMAD olarak UMAD'ı temsilen bir grup arkadaşla deprem bölgesini ziyaret ettik. Tabii o grup arkadaş hocalarımız dediklerimizin arasında siz kendiniz de vardınız. İnşallah bir hafta sonra yeni bir grupla hem UMAD hem aynı zamanda Dünya Müslüman Alimler Birliği olarak bölgeyi ziyaret edeceğiz. Ve o grubun içinde yine UMAD Başkan Yardımcısı değerli hocamız Mustafa Karataş hocamız da olacaklar. İnşallah. Bizler o ziyareti yaptıktan sonra gerçekten bazen insan nazari olarak bir şeyler bildiğini bilir veyahut bildiğini zanneder. Ama kendi kafasında teorik anlamda bildiklerini fiili olarak gördükleri vakit gerçekten bildiğini daha fazla bilme ihtiyacını veyahut işte şu anda öğrendim, anladım diyebilecek bir sonuca varır. Biz musibetin ekranlarda, depremin ve depremzedelerin durumunu ekranlarda seyrediyorduk. seyrederken, öğrenirken, bakarken içimiz yanıyordu. Ama gittikten sonra o yangın içimizden dışımıza da yansıdı. Hakikaten gerçekten çok ciddi bir musibet olduğunu, o enkazlara, o yıkılan binalara ve neredeyse artık şehir dediğimiz o şehirlerin bir manada yok olma noktasına geldiğini gözlerimizle gördüğümüzde son derece müteessir olduk ve AFAD'ın tasavvur ettiğimizden daha büyük bir afat. Asrın afatı, asrın depremi ifadesini hak edecek kadar derin bir afat olduğunu hep beraber biz bunu gözlemledik ve gördük. Tabii bir taraftan onu görürken diğer taraftan da bizim halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, resmi kurum ve kuruluşlarımızın seferber olduklarını görürken bir manada, bir anlamda belki de o yaraya bir merhem veyahut o yangına ufak bir su serpilmiş gibi o ziyarette ve o çalışmada biz bunu da yaşadık. Tabii depremden sonra, yani ziyaretten sonra dönerken özellikle Maraş'ta, Allah rahmet eylesin, Sütçü İmam'ı daha fazla hatırlamış olduk. Ve bizler deprem afatı diye ifade ettiğimizde, meramı ifade etmeye çalışırken bu tabirle afatı ifade ettiğimizde bu ifadeden de anlaşılan deprem afatı. Demek ki aslında afat tek depremle münhasır değil. Farklı afatlar var ama bizim yaşadığımız zelzele afatıdır. Deprem afatıdır. Baktık ki milletin önünde namaz kılan, kendi geçimini sütle sağlayarak hemen dükkanın yanındaki camide millete imamlık yapan hoca, o dönemin afatının öncülüğünü yapan bir hoca olduğunu gördük. Sütçü İmam'dan bahsediyoruz ki depremin merkezi, en önemli merkezinden birisi Kahramanmaraş. Hocaların, peygamberlerin varisleri olan hoca efendilerin camide hocalık, medreselerde ve üniversitelerde muallimlik, hocalık yapma görevi ve vasfı kadar afatlarda da afatzedelere el uzatma noktasında da imamlık, yani öncülük yapmalarının hem tarihi açıdan hem aynı zamanda reel açısından çok gerekli olduğunu okumuştuk, öğrenmiştik ve bunları yaşadık. Evet, işte geçmiş dönemlerde Fransızların ve Ermenilerin işgaline maruz kalan o büyük musibet ve afete karşı Sütçü İmam, hoca öncelik yaptığı gibi biz şu anda doğal, tabii veya semavi bir afetle biz memleket olarak şu anda sarsılmaya başladık. O sarsıntının dinmesine nasıl ki hoca ilk kurşunu sıkarak o sarsıntıyı ve o depremi, o sosyal depremi sonuca erdirmişse, bizim günümüzdeki doğal, tabii veya semavi afattan mütevellit doğan o ızdırapların dinmesi için de hocaların muhakkak öncü olmaları gerekir diye bu düşünceden hareket ederek normal yapılan toplantılar, Ömer Hocam, normal yapılan toplantılar aslında askıya alındığı bir dönemde deprem, afet, eyvah, vaveyla hepimizin yüreğini dağlayan o ciddi manzaranın karşısında elbette ki tabii olarak toplantılara ara vermek. Hatta Büyük Millet Meclisi bile çalışmaya ara verdi. Çünkü orada bir musibet var. Ancak toplantılara ara vermenin gereğini düşünürken deprem için toplantı yapılmasının zamanı ve gereği olduğunu düşünerekten biz UMAD olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizi, yani hocalarımızı toplantıya davet ettik. Ve bizim UMAD'ın Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz, hocalarımız takriben 108 kişiden oluşuyor. Ve bu hocalar İster akademisyen unvanı ile ifade edelim, ister hoca efendi vasfıyla vasıflandırarak isimlendirelim. Ülkemizin en önde gelen ilim ve fikir adamları, kanaat önderleri ve büyük cemaatların temsil eden hocalardan oluşan müteşekkil önemli bir kurul. Ve biz deprem için bu kurulu bir araya getirdik. Depremin durumunu istişare ettik. Ne yapmamız lazım diye bu sorunun cevabı üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak uzun uzadıya bunu istişare ettik, muzakere ettik ve netice itibariyle elbette ki ve likulli musibetin ve bela inne lillah ve inne ileyhi raciun ayeti kerimesini dilimizle ifade ederken yüreğimizle de ve tüm hissiyatımızla bu ayeti kerime ve beşşir-i sabirin neticesiyle bu ayeti kerimenin önüne noktayı koymakla beraber yedi önemli yol haritasını belirledik. Ben sözlerimi burada noktalıyorum. Kalanı inşallah Mustafa hocamız kendileri onu tamamlarlar. Basın bildirisiyle ilgili. Ama bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Sizler bu programın moderatörlüğünü yaparken ama aynı zamanda siz şu anda bir konuklardan bir konuk olarak yani işin ortağı olduğunuzu da hatırlatayım. Çünkü UMAD başkanı ve başkan yardımcıları olarak üçümüz zaten bu işin içinde fiili olarak bulunuyoruz. Soruların bir kısmını kendinize de yönlendirerek inşallah yani bizim seyircilerimiz sizden de istifade etsinler. Tabii deprem bölgesini gördü sıcağı sıcağı. Tabii birinci ekipte Ömer Hoca'yla o da bizim birinci ekipteydi. O konuda da izlenimleri inşallah var. Yani seyircilerimizin bilgisine yani arz etmek için bunu söyledim. Eyvallah. Tabii hem moderatörlük yapmak hem yani hem aynı zamanda iki rolü aynı anda oynamak biraz zor ancak birkaç şey söylemek isterim. Evet. Hocamın kaldığı yerden devam edip sonra size de yönlendirmek istiyorum hocam soruyu. Birincisi Sütçü İmam metaforu, mecazı çok güzel bir metafor oldu. Buradan ben anlıyorum ki yani deprem oldu ama sosyolojik ve psikolojik sarsıntılar, artçı depremler devam edecek. Buradan da bir çağrı olması bakımından hem UMAD olarak hem de bizatihi bölgeyi görmüş bir insan olarak hocalarımız evet maddi destek konusunda bütün kurumlarımız, başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere bütün STK'larımızı arazide gördük. Bu son derece gurur verici bir şey. Yani hiç gecikmeden yaraları sarmak için, enkaz altından canları çıkarmak için çok büyük bir canhıraşla çalıştılar. Allah'a ne kadar şükretsek azdır ki yani STK'larımızın çoğu arama kurtarma ekipleri kurmuşlar. Hepsinin oralarda arama kurtarma resmi kıyafetleriyle gördük. Bunların hepsi de eğitimlerini AFAD'dan almışlar. Bunlar gurur verici şeyler ülkemiz adına. Ama daha fazla insan eğitmemiz gerekiyor. Hatta bu belki bir deprem ülkesi olarak artık milli eğitimde özellikle lise son sınıfta belki bu dersleri oralara kadar indirerek üniversite gençliğini de arama kurtarmada gönüllü belki teşvik ederek daha fazla arama kurtarma ekipleri oluşturmamız gerekir. Kurumlarımız daha güçlü olabilmesi, olası bir buna benzer afetlerde daha güçlü olmamız için. Dolayısıyla hocalarımızın birinci derecede öncülük etmesi gerekir. Arazide olması gerekir. Yani yeni Sütçü imamlara ihtiyaç var kısaca. Bunlar bazen davetçi olarak, bazen yardım götürerek, bazen gönül alarak, bazen sessiz olarak onlarla ağlayarak, onlarla dualaşarak ama en önemlisi hocalarımızın arazide olması bu önemli bir şey. İkincisi hakikaten bir Müslüman olarak hepimiz yani afet öncesi yapmamız gerekenler vardı. Belki o konularda bazı kusurlarımız oldu ama şimdi biz afet öncesi fıkıhla ki geçen haftalarda biz afet öncesi fıkıh ne demek, afet sonrası fıkıh ne demek bunları detaylıca konuştuk. Şimdi biz afet sonrası bir aşamadayız. Afet sonrası yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi sabırlı olmak. Dayanışma içerisinde olmak, infak ve zekat gücümüzü, birikimimizi harekete geçirmek. Bu insanların yanında olmak. Bugün belki çadırla, yarın konteynerla, öbür gün belki yapabiliyorsak aylık imkanlarımızın bir kısmını onlarla paylaşmak. Yani burada yeri gelmişken de söyleyeyim. Bugün beni bir Suriyeli açık söylemek istiyorum. Suriyeli bir iş adamı aradı. Dedi ki hocam dedi Ben dedi belki birçok şeyler var ama ben bir tanesini biliyorum. Farklı ülkelerden de bir sürü insan ülkemize geldi ama bu kardeşimiz, yaşlı bir abimiz beni çağırdı dedi. Ben dedi 5 ay boyunca dedi, bölge biraz kendisine gelinceye kadardı. 5 ay boyunca 50 aileye İBAN numaralarını bana getirirseniz bir STK üzerinden dedi, şu kadar para vermek istiyorum. Meblağ da aylık az değil. Neredeyse bir asgari ücrete yakın bir paradan bahsetti. Yani ben çok duygulandım doğrusu. Allah razı olsun. Kendisine şöyle bir şey söyledim. Bunu da söylememekte falan. Bir de 100 tane de çadır hemen temin ederseniz, AFAD'dan mı temin edersiniz, nereden temin ederseniz ben yardımcı olacağım dedi. Ben dedim ki ya Suriye'nin daha fazla ihtiyacı var. Belki Türkiye'dekini biz devlet olarak hallediyoruz. Evet. Siz isterseniz bu bir Suriyeli olarak bu yardımlarınızı Suriye'ye gönderin. Biz Türkiye'dekileri zaten hem devlet olarak hem STK olarak bu işleri yapıyoruz. Zaten dünyadan da çok yardımlar geliyor. Biz kendi problemimizi çözeriz dedim. Yok dedi. Ben dedi Suriye'dekini zaten ayrı hallediyorum dedi. Oraya ayrıca gönderiyorum dedi. Oraya çok daha fazla gönderiyorum dedi. Çünkü biliyorum oradaki yıkım daha fazla. Ama Türkiye içinde de ben bir katkım olmasını istiyorum. Bu ülke bize çok büyük hizmet etti dedi. Biz en çok zor durumdayken bize kapınızı açtınız. En azından bir çorbanıza bir tuzumuz olsun dedi. Hakikaten duygulandım. Buna benzer çok olay var da bunlar çok bilinmiyor. Evet. Ben de bunu paylaşmak istedim. Hatırlar mısınız hocam? Kahramanmaraş'ta yetkili arkadaşlar, AFAD yetkilileri bize bir şey söylediler. Evet. Dediler ki hocam, Mustafa hocam en fazla olay olur olmaz arazide en fazla aktif olan kişiler Suriyelilerdi. Çünkü onlar daha önceki yıkımları bildikleri için ama onlar tabii yani bombalardan evleri, barkları yıkıldığı için ama nasıl davranacaklarını en azından bir yıkım karşısında bildikleri için arazideydiler dediler. Biz onlardan çok istifade ettik ama bir şey daha söylediler. Resmi görevli arkadaşlar. Tabii resmi görevli. Yani AFAD merkezindeki bir arkadaş. Evet. Ama orada bir şey daha söyledi. Dedi ki ama dedi, enteresan dedi. Deprem sırasında dedi Arapça fazla da konuşmuyorlardı dedi. Bir tepkiye de neden olmamak için. Hem koşuyorlar, canhıraş çalışıyorlar. İşleri kana alıyor ama aynı zamanda da fazla Arapça konuşmuyorlar ki yani bir sıkıntı da olmasın. Sosyal bilgileri istismar etmesin diye. Ayrıca öğlenin Suriyelisi Türkiye olmaz ki. Kaldık onlar hocam. Da enkaz altında tabii, kaldı. Bu deprem din ayrımı yapmadı hocam. Tabii. Bu deprem etnik bir ayrım yapmadı. Tabii. Bu deprem şehir ayrımı yapmadı. Hatay'ı da, Adıyaman'ı da, Maraş'ı da hepsi bizimdi. Ne bileyim Malatya'sı, Diyarbakır'ı, Antep'i, işte Nurdağ'ı, Islahiye'si hepsi bizim. Ki adı belki hepsini anmamış olabilirim. Bunların hepsi bizim. Yani insan bizim her şeyden önce. Hakikaten dünyadaki insanlar da birden bütün o sorunlarımızı siyasi, kültürel, uluslararası gerginliklerimizi tutarak başta komşumuz koşup geldiler. Bu hakikaten insanlık adına da bütün insanlığın kalbini Türkiye'de atması gurur verici bir şeydi evet. Yani. Bunu gördük. Tabii ki üzücü bir şey. Yıkım her zaman kötü bir şey ama biz bu enkazın altından inşallah devlet millet olarak kalkacağız. Evet zor günlerden geçiyor milletimiz ama kalkacağız. Ama hocam, şunu yani ilave etmek istiyorum. Bizim Türkiye'nin dışındaki Müslüman kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz artık etnik kökene bakmaksızın diyoruz. Yani Türkiye vatandaşı olmayanların Türkiye'deki depremde çok ciddi anlamda yani refleks vererek yardıma koşmasının başka bir sebebi de var. O da burası hepimizin evi. Yani Suriye bizim evimiz, Irak bizim evimiz veyahut Irakların evi ama Türkiye tüm Müslümanların merceği, tüm ümmetin ortak adresi ve sığınağı. Evet, onun için yani önce önemli olan yeri kurtarma gibi bir duyguyla hareket etmeleri. Bu da bizim ülke olarak gerçekten ülkemize ne kadar fazla sahip çıkmamızın da yani önemini ortaya çıkartan bir mesaj olduğunu da düşünmemiz lazım. Hocam Hindistan'dan arkadaşlar aradılar. Ne yapabiliriz diye. Hakikaten psikolojileri bozulmuş. Biz nasıl depremle yatıp kalkıyorsak oradaki evet. İnsanlar da izleyebildikleri kadar uluslararası yayınlardan, televizyonlardan sürekli olarak bu Türkiye'yi takip ediyorlar. Dediler ki biz kendi aramızda işte çok az da olsa para topladık yardımcı olmak için Türk konsolosluklarına, Türk büyükelçiliklerine takdim ettik dediler. Ben de onlara dedim ki sizin azınız bizim için çok fazla. Evet. Yani siz bir körfez ülkesi, ne bileyim bir şu petrol ülkesi değilsiniz. Kendi aranızda hiçbir şey yapmasın, dua gönderseniz bile yeter ama sizin azınız bizim için çok dedim. Güzel insanlar her tarafta kıpırdandılar. Bu sevindirici bir şey hocam. Hocam tekrar dönecek olursak. Estağfurullah. Şimdi ben aynı manada Özbekistan'dan da şairler yazdılar bu depremle ilgili. Yani acıyı hep beraber hissettik. Acı hepimizin acısı. Bir canı kurtarmak için çaba sarf etmek çok kıymetli. Evet hocam. Bir de bir canı kurtarmak için ölmek ise çok daha kıymetli. Bu depremde hem can kurtaran için çaba sarf edenleri ordu şeklinde gördük. Yani bir çaba sarf eden ordu vardı. Türk ordusu vardı da genel anlamda bir gayretliler ordusu vardı. Can kurtaran ordusu vardı. Hocam en çok da beni bu etkiledi. Yani artçılar devam ediyor. Evet. O insanlar o yıkık binaların altına girerek birilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Kurtardılar. Yani, oradaki şey. Candan kastım sadece insan bile değil. Doğru. Kedisinden köpeğine kadar, doğru, bebeğinden yaşlısına kadar, kadınından kızına kadar hepsini kurtarmak için. Bu anlamda bilimin yaptığı her türlü gayreti de ben içine katıyorum can kurtarma içerisinde. Doğru. Yani fay hatlarını tespit eden de kıymetli bir şey yapıyor. Gelen serumu takan da kıymetli bir şey yapıyor. Nabzına bakan da kıymetli bir şey yapıyor. Boyunluk takan da kıymetli bir şey yapıyor. Ambulans da kıymetli bir şey yapıyor. Doktor da kıymetli bir şey yapıyor. Doğru hocam. Bunların hepsi insani olanı, insanı yaşatmak için bir seferberlik. Deprem, siz bir şeye vurgu yaptınız. Biz deprem öncesi fıkı konuştuk dediniz. Tabii ben o programlarda yoktum. Ancak pek çok programlarda konuştum. Bugün farklı bir boyuttan bakacağım. Buyurun hocam. UMAD'ın ve alimlerin görevine bugün biraz değinmek istiyoruz. Buyurun hocam. Oraya gelirken 4 tasnif yapıyorum. Hı hı. Bunlar bir, olaya devlet açısından yaklaşım, devlet gözüyle olaya baktığımızda ne görüyoruz veya ne görmeliyiz? 2. Olaya depremzede gözüyle baktığımızda ne görmeliyiz? Bunun deprem öncesi ve deprem sonrası önemli. İkiye ayırmalıyız. Olayı ikiye ayırmalıyız biz. Deprem öncesi ve deprem sonrası. Devlet gözüyle deprem öncesi nasıl olmalı? Deprem sonrası nasıl olmalı? Depremzede gözüyle deprem öncesi nasıl olmalı? Deprem sonrası nasıl olmalı? Eyvallah. Vatandaş, üçüncü vatandaş, olayı duyan, gören, yaşamayan, seyreden vatandaş olarak deprem öncesi ve deprem sonrası ne olmalı? 4. kategoride de alimlerin gözünden deprem öncesi ve deprem sonrası alimlerin görevi ne olmalı? Hı hı. 4'e ayırıyorum olayı. Eyvallah. Yani Türkiye genelinde ve bu afetlerle ilgili. Şimdi birincisi, deprem öncesi devletin yapması gerekenleri devlet yapacak. Hı hı. Bugüne kadar eksiğiyle fazlasıyla yapılanlar görülüyor. 99 depreminden beri biz sürekli depremde konuşuyoruz. Bir takım şeyler yapıldı. Mesela benim bildiğim 99'da yara almış pek çok binalar onarıldı. En azından kendi görev yaptığım camim, üniversiteye geçmeden önce ben 99'da camide görevliydim. Sonra üniversiteye gittim. Diyanet'te görevliydim. O cami hasarlıydı. Daha yeni bitti tadilat tamiratı. Sürekli kapatıldı ve tadilat yapıldı. Güçlendirme yapıldı. Kubbesine kadar. Mimar Sinan eseridir. Eyvallah. Mesela cami. Yeni Cami, orada çok çekimler yaptık. Biz televizyon çekimleri yaptık. Yeni Cami tadilata alındı. Eminönü Yeni Cami. Ve o da yeni açıldı. Yani düşünün, 2 örnek veriyorum ki anlaşılsın mesele diye. Yoksa pek çok yüzlerce vakıf eseri onarıldı. Bunların bir kısmı da depremde de tahrip edilmiş, yani zarar görmüş. Kentsel dönüşüme camiler de dahil oldu yani. Camiler ve eski eserler de. Topkapı Sarayı dahil. Pek çok eser güçlendirme yapıldı. Eyvallah. Yani hiçbir şey yapılmadı demiyorum. Şimdi devlet açısından deprem öncesi bunlar yapılmalı, denetlemeler yapılmalı. Deprem sonrası da koordinasyon, acil yardımlar, işte binaların yapımı, konut yapımı, çadırlar, konteynerler, gelirler, insanlara maddi manevi yardımlar vesaire, devlet bunları organize edecek. Burada devletin şunu yapmamasından ben yanayım. Devlet yetkililerin daha doğrusu. Devlet yetkilisi hoca gibi orada vaaz etmesin. Evet. Bu vatandaşa dokunuyor. Eyvallah. devlet yetkilisinin görevi, vazifesini yapmak arkadaş. Nedir o? Bina yapacaksın, sağlam yapacaksın, müteahhiti denetleyeceksin, para getireceksin vesaire. Senin vazifen devlet yetkilisiysen, buna AFAD da dahil, oradaki kurtarma ekibi de dahil, onun vazifesi vaaz etmek değil. Ya da bu iş kaderdir demek değil. O gün kader sözü dokunur. Doğru. Oraya geleceğim zaten. İkincisi, depremzede açısından, depremzede büyük bir yıkım içindedir. Doğru. Düne kadar hayalleri vardı. Eksiği var, kusuru var. Ama şu anda deprem olmuş. O eksik, kusur şu anda konuşulmaz. Depremzedeler ne yaşadı burada? Televizyon Allah'tan seyredemediler. Neden söylüyorum bunu? Eğer televizyonu seyretseler 15 gündür Türkiye'de, depremzedeler çok daha fazla üzülürdü. İntiharlar başlardı bir de yani. Yani şöyle, belki. Yok intihar başlamazdı ama ne yapıyorlardı? Televizyonlarda ne gördük biz? Bina sağlam mı çürük mü? Bina sağlam mı çürük mü? Depremzedenin derdi ne? Enkazdaki cenazesini almak. Doğru. Binayı düşünecek durumda değil. Can derdinde, can kurtarma derdinde, evi yıkılmış başına, çocuğunu kaybetmiş, ciğeri yanıyor, dağlanıyor, su içiyor tadını bulamıyor, çorba veriyorlar tadını bulamıyor. Sen ona efendim güçlendirilmiş binadan, işte temelinden, bilmem radyan temellerinden falan bahsediyorsun. Bu değil, konu bu değil. Şimdi vatandaş depremden ibret alacak. Vatandaş açısından bakarsak, benim evim sağlam mı? Depremde ne yapmam lazım? Depremden sonra bir şey olursa ne yapmam lazım? Bu bir ibretliktir. Gelirsek alimlerin gözünden, hocaların gözünden deprem öncesi bir insana söylenecek başka bir şey. Deprem öncesi şu anda İstanbul'da deprem yaşanmadı. 99'da yaşandı ama unutuldu. Bizim şu anda söyleyeceğimiz nedir? Arkadaş, binanı kontrol et. Veya devletle işbirliği yap. Kentsel dönüşüme gir. Devlete de buradan benim bir çağrım olsun, yetkililere. Araç muayenesi yaptırıyoruz her sene. 2 senede bir. Önce 3 sene yaptırmıyorsun, sonra 2 senede bir yaptırıyorsun falan. Bina muayenesi yaptıralım. İlk yapıldığında belki 10 sene yapılmasın ama ondan sonra her 5 senede bir bina muayeneleri yapılsın. Muhtarlıklar gibi ayrılsın her bölgeler. Ve oralarda muayene istasyonları ya da görevli mühendisler olsun. Devlet koordine etsin. Şu anda sadece vatandaşa bırakırsanız bu işi üstesinden gelemez. Doğru. Ve yine denetimsizlik baş gösterir. Yani bu tek yetki, bu önemli bir şey. Şimdi alimler açısından biz bunları söyleyeceğiz. Bak, binanı sağlam yap. Tamam, binaya girerken, çıkarken, eve girip çıkarken okuyacağın dualar var. Hani hoca ne söyler? Dua söyler. Hocalar ne beklenir? Dua beklenir. Hayır. Aynı zamanda hoca işini güzel yap diyecek. İnnallâhe yuhibbul muhsinîn. Allah işini güzel yapanları sever. Tedbir alan kul sorumluluktan kurtulur. Tedbirini almadan tevekkül olmaz. Deveni sağlam bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Hoca depremden önce bunu söyleyecek. Ama deprem olduktan sonra enkazın başındaki vatandaşa bunu söylemeyecek. Orada ne söyleyecek? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İşte orada kaderi anlatmak ya da başına gelen sıkıntıları, o örselenmiş ruhlarını düze çıkaracak sözler, duygular, paylaşımlar, destekler orada gelecek. Şu anda enkaz altında kalmış, enkazdan zor kurtulmuş, yaralı ya da yakınını kaybetmiş depremzedelere neler söylenmesi gerekiyorsa biz onu söyleyeceğiz. Fazla başka bir şey söylemeyeceğiz. Adamın yükünü hafifleteceğiz. Paylaşacağız. Az önce siz buyurdunuz ya, paylaşmak, yardım etmek, karnını doyurmak, ruhunu doyurmak, dünyanın mahiyetini aldatmak, yaşamanın da kıymetli olduğunu, bak yaşıyoruz, biz senin yanındayız. Millet olarak yanındayız, devlet olarak yanındayız. Bundan sonra da yanındayız. 2-3 gün değil, hep yanındayız. Hı hı. Bu duygu ona vermek, paylaşmak zamanı şimdi. Depremzede bunu bekliyor. Yani herkesin ve her kesimin depremzedeye bakışı farklı olmalı. Ve nerede, ne zaman, neyi söyleyeceğimizi iyi bilmeliyiz. Yoksa kaş yapayım derken incitiriz, yanlış yaparız. Yani başa kalkmak da ayrı bir derttir. Mesela ev yaptık size, araba verdik size, aş verdik size. Bu da söylenmemeli. Evet. Bunların hepsi yaradır, incitir. Çok dikkatli olmamız gerekir. Yardımı elhamdülillah. Eskiden bir yardım kuruluşu, hala tek örneklerini görüyorsunuz, perişan olurdu. Yardım kuyrukları, kapışanlar, ezilenler. Evet. Ama şimdi bakıyorsunuz yüzlerce, binlerce yardım öyle bir organize oluyor ki sessiz, sedasız. Bunu anlamayan çoğu da zannediyor ki yardım falan gitmiyor. Daha bugün İbrahim Bey Karacabey ile de ben görüştüm burada, yine bu binada. Hocam diyor, yeni geldim. Bütün bölgeleri aşağı yukarı gezdim. Kim o bölgede yardım yok diyorsa kasıtlı söylüyor. Ya da cahil, ondan konuşmaya değmez diyor. Bölgeye yardım gitmedi diyorsa birisi çok kasıtlı konuşuyor. Cenab-ı Hak bu yaraları sarmayı nasip eylesin ve şuna inanıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız şundan emin olsun. Elhamdülillah bir devletimiz var. Bu devlet önemli burada çünkü. Bu aygıt, devlet aygıtı olmazsa anarşi olur. Doğru. Bu birliktelik olmaz ve anarşi olur. İki, bunu saracak gücümüz var. Bu yarayı saracak. Maddiyat konusunda Allah'ın izniyle bu yara sarılır. Elbette ölenler geri gelmez. Onların acısı hep içimizde olacak ama bu yara mutlaka sarılacak. Hocam bunu söylemişken ben de yani biraz da arazideki gözlemlerime dayanarak arkadaşlarımızla beraberdik. Şeyi gördük, hakikaten kaymakamlar, valiler arazide canhıraş çalışıyorlar. STK'ları da gördük. Aradaki bölge bölge dayanışmaları da gördük. Ancak yine de burada benim de gözlemlerime dayalı olarak bir şey söylemek istiyorum. Bir, devletin o organizatör eli olmazsa STK'ların başarısı yarıya iner. STK'lar devletin oradaki varlığına çok müteşekkir olmak zorundalar. Yani iyi ki devletin AFAD'ı var, iyi ki biz onlarla beraber çalışıyoruz demeliler bütün STK yetkilileri. Bu önemli bir şey. Bunu diyorlar zaten. Öbür taraftan gerek AFAD'ın yetkilileri, gerek kaymakamlar, gerek valiler, vali yardımcıları da STK'ların varlığından çok müteşekkir olmalılar. Çünkü yükü alıyorlar, devletin yükünü alıyorlar. Onlara da onur edici, onları hakikaten ne bileyim gönüllerine alıcı, yani yardım kurtarma, acil kurtarma ekipleriyle, yani en kaliteli kadrolarıyla bütün STK'lar araziye inmişler. Burada çok özür dilerim. Bu ikisinin dayanışması çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Önemli bir noktayı siz az önce komşumuz da geldi sağ olsunlar dedin, başka şeyler de geldi dediniz. Şimdi yani bizim memleketimizden olmayan, dışarıdan, yurt dışından gelen yardımseverlere, kurtarmalara teşekkür ettiğimiz kadar içimizde de hangi anlayışta, düşüncede olursa olsun bu işe katkı sunan herkese teşekkür etmeliyiz. Eyvallah. Ayrım yapmadan. Yani şucu bucu ayırmanın zamanı değil ki zaten. Evet, doğru. Bu bizim vazifemiz. Yani hocalar olarak ben bunu söylüyorum. Burada biz tüm yardım yapan herkes, yurt dışından ve yurt içinden orada bir damla su getirip oraya koymuşsa hepsinden Allah razı olsun dememiz lazım. Eyvallah. Burada tabii şeye de dikkat etmek lazım. Diyelim ki birileri yanlış dil kullanıyor diye ona da yanlış dille cevap vermemek lazım. Bu da önemli. Elbette şey. Yani bu da şey yapıyor. Başka bir sıkıntı oluşturuyor. O daha büyük bir enkaza sebep oluyor. Eyvallah. Yani o da gönüllerdeki fay hatlarını kırıyor. Gönüllerdeki fay hatlarını kırdığınız zaman onun tamiri, evet, enkazı kaldırmaktan daha zor. Burada bir şeyi söylemek istiyorum. Çok enteresan. Türkiye burası. Gönüldeki fay hattını harekete geçirmek insanı, ekremül mahlukat olan insanoğlunu yok eder. Tabii. Ama topraktaki fay hattı, evet, binayı yıkar. Binayı. Evet. Onun için insanı korumak, her şeyi korumaktan önce gelir. Eyvallah. Hocam size gelmişken sizden devam edelim. Tabii ki yardımlar hakikaten ikinci, üçüncü gün, dördüncü gün, hatta bir haftadır o kadar fazla yardım gitmiş ki bölgeye hocam. Artık yereldeki arkadaşlar artık Allah rızası için yardım göndermeyin. Çünkü tırları tutacak yerimiz kalmadı. Yardımları tutacak yerimiz kalmadı demeye başladılar. Ama öbür taraftan da yine AFAD yetkilileri, neyse biz gelen yardımları valiler, kaymakamlar diyorlar ki biz gerekli önlemlerimizi aldık. Özellikle gıda yardımı ile ilgili yardımlar sürekli devam etsin. Biz onları 5 aylık, 6 aylık kullanılacak şekilde depoluyoruz diyorlar. Biz dağıtımımızda oradan devam edeceğiz. Dolayısıyla hiçbir şey heder olmuyor gıda noktasında diyorlar. Uzun sürekli dayanıklı malzemeler için bunu söylüyorlar. Bu bağlamda şeyi sormak istiyorum hocam. Yani dayanışmanın sürekliliği için neler yapılmalı? Yani nasıl daha sürdürülebilir bir deprem deprem çalışmaları yapabiliriz. Sürdürülebilir. Dayanışma nasıl devam etmeli? Özellikle ihtiyacı olan kardeşlerimiz için bölgede. Şimdi tabii bu sorduğunuz sorunun cevabını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu hadisiyle veriyor. Hayrul amali edvamuha ve inqalla. Amellerin en hayırlı olanı devam edenidir. Az bile olsa. Çünkü devamlılık azı bereketlendirir. Aynı zamanda zaman dilimi içindeki ihtiyaçların da karşılığını verir. Yani nasıl ki vücudun, bedenin zinde kalması ve işlevselliğini muhafaza etmesi için alınan gıdaların ağızda yutularak değil, çiğnenerek ve hazmederek alınması gerekiyorsa, aynı zamanda sosyal faaliyetler, yardımlaşmaların da ihtiyaca binaen ve devamlı olmasını sağlayarak verilirse, o zaman daha hayırlı sonuçlara sebep olur. Efendimizin hadisi bence çok derin, anlamlı ve kapsamlı bir cevaptır. Hayrul amali edvamuhu ve inqalla. Ancak ve inqalla sözünün içindeki incelik de az bile olsa, yani azlık tavsiye edilmiyor. Yani elbette yani amelin çoğu, sevabın fazlalığı, yardımın en fazlası hepimiz için ideal olmalı, hedef olmalı. Ama ben bir günde 100 lira sadaka veyahut zakat veyahut yardım yapacağıma, o zaman o 100'ü 5'e böl, 25 diye 4 güne böl anlamını çıkartmak lazım. Yani bu sorunun cevabını bu şekilde verelim. Ve sizin konuşmalarınızdan, hivarınızdan yani yola çıkarak biz deprem bölgesini ziyaret ederken bizi çok üzen fazla sebeplerle beraber bizi sevindiren manzaralar da vardı. Bir taraftan çok farklı sivil toplum kuruluşlarının orada hayır için yarıştığını, aynı zamanda önemli bir husus var. Milletsiz devlet, devletsiz millet olmaz. Evet. Bir yerde eğer siz devleti ayrı bir yerde görürseniz, herhangi bir yerleşim alanında, herhangi bir toplumda, milleti de farklı bir kulvarda bulursanız, orada ne millet var ne devlet var. Devlet ve milletin Rab'da mahalli olması için, varlığı için, devlet ve milletin şu görünen elimin birbirine kenetlendiği gibi kenetlenmesi gerekir ki biz depremde bunu gördük. Ve bu doğrusu benim ümidime ümit kattı. Geleceğe daha fazla ümitli bakmama vesile oldu. Sivil toplum kuruluşları arasında bir ayrımcılık elbette ki yapılmaz. Ama hakikaten şunun da hakkını vermek gerekiyor. Bizim yakından uzaktan tanıdığımız dini cemaatlerin bünyesinde hayır kuruluşlarının orada çok fazla faal olduğunu da biz bunu müşahede ettik. Yani işte eğer birkaç tane örnek verilmesi, anlaşılması açısından yani faydalıysa, mesela İHA'yı gördük, Cansu'yu gördük, İsmail Ağa cemaatinin temsil eden o hayır kuruluşlarını gördük, Menzil Adıyaman cemaatinin temsil eden bazı hayır kuruluşlarını, hakikaten yani aş evlerini gördük, sağdan sola koştuklarını ve muhtelif cemaatler. Ama aynı zamanda yani diğer grupların ve eseselerin vicdani ve insani duyguyla hareket eden ve yardım eden ve hepsine toptan teşekkür ederek, altını çizerek söylüyorum, biz onları da gördük. Orada artık rengine, efendim kimliğine bakmaksızın bizim Türkiye'deki 85 milyonun farklı farklı renklerini temsil eden tüm mümessillerin deprem bölgesinde yani bir can kurtarmak için can attıklarını, aç insanın açlığını gidermek için gerçekten bizi duygulandıracak kadar fedakarane bir şekilde hareket ettiklerini gördük. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Buyurun hocam. Ben yine burada bir müdahalede bulunmak istiyorum. Buyurun. O da şu, biz aslında sosyal medyanın ve sosyal medyada karşılıklı birbirlerini sabote eden grupların oyununa geliyoruz. Eyvallah. Neden geliyoruz? Yardımın, paranın dini olmaz hocam. Yardımın dindarı olmaz. Yardım edenin dindarı, dinsizi olmaz. Yardım eden yardım edendir. Şimdi biz çok yaptık, biz az yaptık, şunlar çok yaptı, bunlar az yaptı. Kim diyorsa bunlar yardımı bilmiyorlar. Siz bu sahikten hareket ederek bazı isimler saymak zorunda kalıyorsunuz. Aslında biz onların oyununa geldiğimiz için oluyor bunlar. Neden oluyor? Çünkü burada 3 isim, 5 isim verdiğimiz zaman ismini vermediklerimize bir hak geçiyor. O da ayrı bir konu. Yani şimdi İsmail Aydın, Aziz Mahmut Hüdayi demezseniz o da evet, çok hizmet ediyorlar. Yani İttifak'ta yapıyor, Aziz Mahmut Hüdayi de yapıyor. Bizi buna zorlayan aslında o sosyal medyadaki 3-5 tane silahşör var. Böyle klavye silahşörleri var. Bunu maalesef bizim aklı başında saydığımız kurumlar da aynı oyuna gelerek biz isimler, listeler vesaireler görmeye başladık. Hocam İslami edepte, İslami erkanda bir hayırda ben çok yaptım, sen az yaptın tartışması olur mu? Bir. Bu yapılan hayırları Allah biliyor ve karşıdaki insanlar da görüyor. Vatandaş zaten görüyor. Bunu tekrar reklam etmeye, amblemi koymaya, listeler hazırlamaya ne gerek var Allah aşkına? Biz sadece oradaki 3 kişinin, ben bunu sizin sözünüzden hareketle 15 gündür yapılanlar üzerine, bizim dışımızda yapılanlar üzerine söylüyorum. Biz bazen sosyal medyayı okuyoruz, şöyle okuyoruz. Yani ne demek istediğini anlıyoruz. Oyuna gelmeyelim derken de aslında onların çizdiği istikamette yürümeye çalışıyoruz. Ben burada aklı başında bütün kardeşlerime o çarşaf çarşaf listelerin yayınlanmasının hiç kimseye faydası olmadığını söylüyorum. Şimdi, bunu yapmamak lazım. Çünkü 49 tane isim koyar da 3 tanesini koymazsanız onun ne suçu var? Hatta buna bir örnek verebilir miyim hocam? Çok güzel. Sözünü kestim evet, başkanımız. Ama önemli bir noktaya geldi. Burası önemli bir konu. Hocam biz burada bakın evet. Biz ben bilir, sizi çok iyi anlıyorum. Bilirkişi yön gösterici, evet, rol model olarak evet, insanlara evet, aynı yapılan yanlışlar üzerinden bir hat çizersek evet, biz bu sefer yanlışı tekrarlamış oluruz ama biz biraz olaylara farklı açıdan bakmayı insanlara anlatmamız evet, lazım. Yoksa şimdi, kutuplaşma artıyor, hak hukuk konusu çiğneniyor, iş tamamen şeye dönüyor, sizler bizler meselesine dönüyor. Ya enkaz var, ölen var, can var. Burada siz bizi yok kardeşim. Yani tabuttan kim tutarsa tutsun. Bir tabut kaldırıyoruz şu anda. Yani biz tabutu daha çok taşıdık. Siz az taşıdınız. Ölene sorsan ben öldüm kardeşim. Kim taşıdıysa taşıdı diyecek. Yani hocam buna örnek olarak şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bir cümle. Yani o da şu. Tabii ki biz STK'lardan bahsederek yani işte ancak belirli STK'lardan bahsettik doğal olarak. Ama bu STK'ların insan kaynağı sonuçta üniversiteler, akademiye, yani iş adamları, ne bileyim bakkal sahibi bilmem ne falan filan. Yani mesela ben üniversite gençliğinin burada çok iyi bir imtihan verdiğini düşünüyorum. Gördüm arazide yani. Evet. Yani hep beraber gördük. Depremzedelerin bulunduğu bölgelerde insanların büyük bir kısmı neredeyse dışarıdan gelecek kadar fazlaydı. Gelmiş. Özellikle genç. Bunların çoğu da öğrenci yani. Evet. Sordum nereden geldiniz? Erzurum'dan. Nereden geldiniz? İşte Isparta'dan. Nereden geldiniz? Diyarbakır'dan. Hep böyleydi yani. Ben de isim saydım. Yani bütün illerimizden hepsi oraya gelmişlerdi. Bu çok önemli. Üniversite gençliği oradaydı. İkincisi yani sizin anlattığınıza bir örnek vermek istiyorum. Bakanlıklarımızdan bir tanesi bir basın toplantısında Türkiye'ye yardım eden ülkelerin isimlerini saymış. Bazı ülkelerin isimleri herhalde hiç zikredilmemiştir. Yani veya işte bazı STK'ların isimleri sayılmış, bazıları sayılmamış. Bana uzun bir yazı geldi ve orada hakikaten çok rahatsız edici bir yazı içeriği itibariyle falanlar filanlar niye zikredilmedi diyor. Yanlış, tam zamanda parmak bastınız konuya bence yani. Şimdi, hocam onu kastetmedi ama hoca, ama zamanlaması iyi yani. Buyurun. Şey, yani bizler tabii yani birbirimizi tamamlayan birisi A der, diğer arkadaş B'yi önüne koyar, diğeri de D'yi koyarak kelimeye dönüşür. Onun için biz burada yani eksik kararını tamamlamak üzere konuşuyoruz. Mustafa Hoca da o maksatla ve önemli bir şey söyledi, kendisine teşekkür ediyorum. Eksik kaldığından değil, başka bir açıdan bakalım olaya diye. Onu yani bu manada sizin de biraz önceki ilaveleriniz, hepsini bir araya getirirsek hepimizin bir sözü haline dönüşür. Dolayısıyla bu sözün sahipleri üçümüz ve üçümüzden çok temsil ettiğimiz kurum ve kuruluş. Şimdi burada ben bir iki tane örnek verdim. Elbette bu örnekleri liste haline getirip hepsini sayacak durumda değiliz. Evet. Onun için isimlerini hatırlamadıklarımız da yani onların da arasında yani bu manada arınmamalarını özellikle rica ediyoruz. Aziz Hüdayi Vakfı gibi benzeri çok vakıflar bu çalışmaları yapıyor. Şimdi burada şunu uygulamakta fayda var. Biz ilkesel olarak şöyle bakarız. Yani ortada bir musibet varsa, bir bela varsa o belaya, o musibete, o muhtaca kim el uzatırsa uzatsın o el öpülesi gereken bir eldir. O elin rengine, o elin parmaklarının şekline bakmaksızın. Yani bunu ancak bir de reel bir vaka var. O vakayı da göz ardı etmenin pek fazla yani isabetli olacağı kanaatinde değilim. O da şudur. Yardım edilmesi gereken insanlar var ve yardım etmeye insanı iten amiller var. Bazı insanlarda iki tane itici güç var. Birisi insani duygu, vicdani duygu ve bu çok önemli ve çok kıymetli ve gerekli bir şeydir. Birisi de aynı zamanda insani duyguyla beraber de vücubiyet duygusu. Vücubiyet, hocaların görevlerini birazdan inşallah değineceğiz. Depremden önceki görevi nedir, depremden sonraki görevi ne? Mesela iki cümle ile söyleyeceğim, konuyu inşallah beraber açarız. Hocaların depremden önceki görevi sağlam ev yapmak vaciptir. Yapmayan insan günah işler. Sağlam zemin üzerinde binayı inşa etmeyen Allah'ın yasakladığı yasakları çiğner. Dolayısıyla cinayete sebep olur ve ben bunu bir fıkıh mantığıyla söylüyorum. Önce bu uyarıyı yapmak. Ama bu uyarıyı teknik bir eleman sıfatıyla değil, ayetlerle, hadislerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurun. Hocam uyarıyorlar, çok geçtik diyorlar, bir ara girmek istiyorlar. Ondan sonra karanı bitirelim. Buradan devam edelim. Buradan kaldığınız yerden deprem öncesi ve deprem sonrası bırakıp devam edelim inşallah. Eyvallah. Aziz dostlar, depremle ilgili değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Depremzedelerimizle ilgili yapmamız gereken sorumluluklarımız, görevlerimiz, milletçe neler yapmamız gerekir bunları konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Aziz dostlar, depremle ilgili değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Depremin sosyolojik, psikolojik ve dini, manevi boyutları ile ilgili hocalarımızla birinci bölümde değerlendirmeler yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, sizin sözünüzü kesmek zorunda kalmıştık çünkü bir ara vermek istedik. Deprem öncesi görevlerimiz, deprem sonrası görevlerimiz ve depreme yardımın, depremzedelere yardımın, deprem bölgesine yardımın sürdürülebilir olması konusunda değerlendirmelerinizi alıyorduk. Buyurun hocam. Şimdi bir kere zaten yani sürekli devam eden yani yardımların, hayırlı amellerin kısa süreli olmasından daha afdal olduğunu bir hadisle söyledik. Yani hadis sahihtir ve Resulullah'ın bu konudaki bize gösterdiği yolu reklamdan önceki bölümde söyledik. Evet. Ancak bu genelin içinde şu andaki deprem konusu aslında özel manada, özel anlamda yardımın sürekliliği hem hayırlı hem gerekli. O hayırlının yanına bir de gerekli yani olduğunu da söylememiz lazım. Neden? Çünkü hepimiz biliyoruz ki aslında bu deprem yani 1-2 ayda sarılacak ve ihtiyaçların son bulacak bir süresi yok. Yüz binlerce insanlar, 13 milyonu etkileyen, yüz binlerce ailelerin artık yani farklı farklı yerlerde yerleşme mecburiyetinde kaldığı bir afattan bahsediyoruz. Ve şu dönemde enkazdan çıkan insan yarası sıcak, acısının, sancısının farkında değil. Bir çorba verdiğinizde Allah'a çok şükür, hiçbir şey vermezseniz enkazdan kurtulduğu psikolojisiyle yani halen kendine gelmiş değil. Ama 1-2-3 hafta gittikten sonra evinin yıkıldığını, işinin kaybettiğini, ailesinin bir kısmı mezarda, bir kısmı dışarıda olduğunun farkına varacak. Ve işte o zaman çok daha fazla yardım etme ihtiyacı, yani günümüzde yaptığımız yardımı artırarak yapmamız lazım. Yardım dediğimizde insanların aklına ilk önce gıda gelir. Elbette ki gıda önemli. Elbise gelir. Kendisini soğuk mevsimde ise, kışta ise ısıtma gelir. Bunlar hepsi gerekli ve şart. Ama o insanın psikolojisini koruma. O kalan insanın ümitle hayata bağlanmasını sağlama. Karşılaştığı o musibete karşı imani derinlikle teselli verme, yapılanı normallaştıracak bir yaklaşım tarzıyla elbette ki değil. Yani işin dünyevi ve uhrevi boyutu, maddi ve manevi açıdan o depremzedeleri aslında kendine getirecek bir yardım eli, ona dil eli diyelim artık. Dilin, vaazın, nasihatın, psikolojik alanda, sosyolojik alanda uzmanların kendi dini duygularıyla bilimsel gerçeklerle el uzatmak, gitmek. İşte hocalarım bu konuda çok ciddi sorumlulukları var. Bizler basın toplantısında altını çizdiğimiz yardımın devam etmesi, sosyal boşluğun doldurulması için, psikolojik sıkıntıların giderilmesi için ilmi ve dini yaklaşımla onlara yaklaşmak. Yine o basın toplantısında deklare ettiğimiz ve diğer tüm hocalarımızla ittifak ettiğimiz hususlardan bahsediyorum. Ayrımcılığın yapılmaması. Yani yardım edenlerin arasında ayrımcılığın yapılmaması, mağdur olan insanlar arasında ayrımcılığın yapılmaması ve ayrımcılığı sebep verecek dilden uzaklaşma. Bunlar yine bizim toplantımızın en önemli mayalarından birisi. Ben sözü o noktaya getirirken bizim bölgede dinine, diline, rengine, şekline, şemaline bakmaksızın depremin altında kalan, depremden kurtulup da şu anda yardıma muhtaç olan herkese fıkhen yardım etmenin vacip olduğunu ben burada bir hoca sıfatıyla söylüyorum. İnsani olarak bir insani gereklilik olduğunun da altını çiziyorum. Ve ben bunu UMAD Başkanı vasfıyla da ek olarak bunu ifade etmek istiyorum. İkincisi, yardım edenlerin hepsine, hem şahsım adına hem hocalar temsil eden UMAD adına ayrımcı ve farklılığa hiç bakmadan insani duygularla, vicdani duygularla çıkmış, milli duygularla insanlara el uzatmış olsun, milli, insani ve uhrevi duygularla ki ona dini duygular diyoruz, o sayıklarla orada görev yapan, hizmet eden tüm kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza Allah razı olsun diyoruz. Kendilerine, tüm hocalarımız adına da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajınız inşallah ulaşmıştır hocam. Mustafa hocam, buyurun bir şey söyleyeceksiniz. Ben başkanımızın az önce işaret ettiği ve UMAD'ın ilkte aldığı kararların 3. maddeyi olduğu gibi okumak istiyorum. Metinden. O çok önemli. Çünkü benim buraya kadar konuştuğumun da özeti aynı zamanda. Eyvallah. Onu vurguluyor. 3. maddemizde diyoruz ki toplumumuzun ivedilikle ihtiyacı olan dilin ötekileştirici dil değil, derleyici ve toparlayıcı bir dil olması gerektiğini ve deprem bölgesinde kullanılan dilin de hal dili olduğu bilincini yaygınlaştırmak. Ya halinizde siz orada örnek olun, halinizle yardım edin. Birbirinize dili değil, yani esas olan orada konuşmak değil, iş yapma zamanı ve iş yaparken de birilerini muhatap ya da rakip gibi görerek değil. Sen kendi işini güzel yap kardeşim. Başkasıyla ilgilenme. Hocam burada bir şey var. Önemli olan o. Ben bunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi rakabetle musabaka arasında bir fark var. Evet. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hayırda, iyilikte yarışın. Elbette. Bak yarışmak güzel bir şey. Tabii. Şu müessese 100 ton gıda göndermiş, ben 200 ton göndereyim. Bu hayırda yarıştır. Bu insan 10 fakire bakmış, ben 20'ye bakayım. Bu hayırda yarış. O güzeldi. Bunun o tabii güzel bir şey. Yani sizin söylemek istediğiniz şöyle, rekabet, bu yarışı hani kastetmiyorsunuz. Tek Yürek, Türkiye Tek Yürek programı da yaptık ya bir kampanyada. Şimdi o kampanyada adını duyurulanların belki 5 katı da o gece telefon edip bağlanamayan oldu. Bir de oradakilerden çok daha belki çok fazla yardım edip de bağlanmayanlar oldu. Evet. Mesela şu an içinde bulunduğumuz kurum bile öyledir. Yani doğru. Çok büyük konteynerler kuruyorlar, şehirler kuruyorlar, çadırlar gönderiyorlar, yardım ediyorlar. Pek çok grup, iş adamı vesaire, holdingler. Ama bunu ne orada yansıtıyor ne bir başka yerde yansıtıyor. Dolayısıyla yani biz ötekileştirici değil, tam herkes burada, Allah razı olsun, herkes elinden geleni yaptı. Şimdi diğer maddelerden ikisine vurgu yapmak istiyorum. Bu 7.'si halkımız bugüne kadar depremin yaralarını sarmak için sergilediği büyük fedakarlık ve iyilik hareketi çerçevesinde başka şehirlere göç etmek zorunda kalan kardeşlerimize ensar olmalıdır. Bizim vazifelerimizden biri de bu. Biz insanlara evini paylaşmanın, eşyasını paylaşmanın, parasını paylaşmanın, Ramazan'daki iftarları paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu bundan sonra hocalar olarak hem bölgede hem Türkiye genelinde anlatmamız gerekiyor. Hocam diğer maddeye geçmeden çok enteresan, ben de aynı yere işaretlemişim, tam da onu soracaktım size. Şöyle bir psikolojimiz var, insanoğlunun böyle bir psikolojisi var. Şimdi deprem tamam Hatay'ı vurdu, Maraş'ı vurdu, işte Adıyaman'ı, Malatya'yı, neyse ana illerimiz bunlar. Diyarbakır, işte ne bileyim Nurdağ, Islahiye, Antep. Bazılarını saymayınca da psikolojik olarak sorumlu hissediyorum kendimi. Neyse, 11 ilimizde, Elazığ'ı da katıyoruz. Evet, 11 ilimizi vurdu. Fakat şöyle bir psikolojik bir şey var. Şimdi deprem orayı vurdu ama depremzede artık büyük bir kısmı orada yaşamıyor. Depremzede İstanbul'a geldi. Depremzede Kayseri'ye geldi. Yani Türkiye'nin diğer bütün illerimize geldi yani. Şimdi görev zamanı. Evet. Ev sahipleri, depremzedeler nasıl olsa benim ilime geldi, şimdi fırsatta bu fırsat, ev kiralarını 2 katına 3 katına çıkarayım diye daha önce yapmış olduğumuz bazı yanlışlar gibi yanlış yapma yerine, eğer imkanı varsa şimdi Allah onu imtihan edecek ev sahibini. Evet. Diyecek ki ben bölgeme gelen bu depremzede kardeşime evimi, imkanım var benim, 5 tane evim var, bir tanesini de 5 ay kirası ödemeden benim evimde kalabilirsin kardeşim, canım benim, yüreğim benim diye biliyorsa o zaman ensar oluyor hocam. Evet. Yani biz bunu istiyoruz. Bu dayanışmayı görmek istiyoruz. Medine'deki herkes ensar değildi ki zaten. Tabii hocam. Münafıklar vardı. Uhud Savaşı'na bir kısmı katılmadı. Bir kısmı yolda döndü. Evet. Ve dediler ki bu Müslümanlar gitsin savaşsın. Biz tedbirimizi aldık. Evlerimizi koruyacağız diye Müslümanlar arkadan vurdu. Fırsatçılık yaptılar. Evet. Yani münafıklar her dönemde oluyor. Bu fırsatçılık yapanlar, Allah korusun, bu insanların zor zamanından yararlanıp kendilerine rant elde etmek isteyenler aynı zamanda münafıklık yapıyorlar. Hocam çok ciddi bir günah işliyorlar. 2-3 gündür böyle ayetlere bakıyorum. Bu konuda hakikaten ehli kıble olan, namazlı niyazlı olan, ne bileyim vicdanı olan hangi kesimden olursa olsun veya hiç dini var veya yok hiç önemli değil. Ama en azından ben şu anda dindar olduğunu düşünen kesimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kur'an ayetlerine bakıyorsunuz. Hani 5 vakit namazını kılıp Hacı abi dedik, geçenlerde böyle bir metafor yapmıştık. İşte ödemeler, kiracılara nasıl davranılmaması meselesi falan filan. Şimdi ayetlere bakıyorum hocam. Şimdi biz bir vakayla karşı karşıyayız. O da yıkıcı bir depremle sarsıldık. Şimdi ayetlerde namazdan bahseden ayetlerin neredeyse tamamına yakın yani çok fazla zekat yan yana geçer. Hocam tabii. Bu çok enteresan bir şey. Tabii. İşte tam da namaz kadar önemli bir şey haline geldi zekat, yardımlaşma, dayanışma. Elbette. Bu kadar yardımlaşmaya önem veren bir dine mensup olmanın gururu içindeyim doğrusu yani. Elhamdülillah. Şimdi bu ne kadar güzel bir şey. Onunla ilgili şu maddeyi de o zaman söyleyeyim. Yetimler. Bak yetimlere Kur'an-ı Kerim'de, güzel. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde Kur'an-ı Kerim'de yetimlerden bahsediyor ve vurgu var. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir yetimdi ve ona da yetim olmasına rağmen, öksüz olmasına rağmen ayet bir daha ikaz etti. Ve emmel yetime felâ tekar ve emmesâle felâ tenhar ve emmel yetime felâ tekar. Azarlama yetimi. Örseleme. Yani yetimi, zorda olanı yaparsanız, azarlarsanız Maun suresindeki feveylül lil musalline girersiniz. Yani siz hacı olabilirsiniz, hoca olabilirsiniz, namaz kılabilirsiniz ama şu anda mağdur olanı örselerseniz, üzerinden rant, kira artırarak, fiyatlarda fahiş fiyat koyarak, işte oradaki ve yemnaunel maun fe veylül lil musallin ellezinehum yuraun ve yemnaunel maun. Onların namazı gösteriş için oluyor bu sefer. Çünkü zekatta, sadakada sıdk, ihlas, samimiyet orada belli oluyor. Orada sınıfta kalıyor. Bunu tabii az da olsa var, onun için söylüyoruz. Ama çoğunluk, Türkiye'de iftihar edeceğimiz bir çoğunluk gerçekten malını da, enerjisini de, zamanını da paylaşıyor. Şunu da gördüm ben muhterem hocam. Bizim insanımız bu deprem felaketinin uzun soluklu bir musibet olduğunun farkında. Eyvallah. Yani 3 gün yardım etti, 4. gün yardım etmeyecek diye bir zehaba kapılmayalım. Ben onun farkındayım, görüyorum. Vatandaşımız öyle bilinçli ki 3 ay sonrası için bir plan yapıyor, yardım planı. Eyvallah. 6 ay sonrası için bir başka yardım planı yapıyor. Bu millet aziz millet, boşuna aziz millet demiyoruz. Öyle bir zaman ve öyle bir zemin, ihtiyaç hasıl olduğunda tam böyle turnayı 12'den vuracak atışı yapabiliyor. Milletimiz büyük bir millettir. Bu milleti küçük görenler hep yanılmıştır. Ve bu millet bu izzetle, bu şerefle bu musibetin, belanın da üstesinden gelecektir. Ama el birliği ve işbirliği gerek. Ben yani bu arada bir iki önemli hususu, yani UMAD ilmi bir kuruluş olması hasebiyle ben de bir hoca sıfatıyla bir iki hususa değinmek istiyorum. Yine başkan sıfatıyla değil. Birisi insanlarımız zekatın farz olduğunu düşünüyorlar. Zekatın dışında verilenlerin sadaka olduğunu, hayır olduğunu, hasanat olduğunu düşünüyorlar. Şüphesiz ki yani belirli bazı dönemlerde bu doğrudur. Bu hasenedir, diğeri ise vaciptir zekat. Ama bazı durumlarda hasene dediğimiz veyahut sadaka olarak ifade ettiğimiz veyahut infak olarak genellikle o anlamda kullandığımız mal yardımı, el uzatma farz hükmüne döner. Eğer zekat muhtaç olan insanların ihtiyacını gidermekten aciz kalırsa, yani şey olarak, o zaman sadaka dediğiniz sadaka zekat hükmüne dönüşür. Yani vacip olur. Yani onu yapmayan... Hatta şu da vardır. Evet. Devlet... Hı. O tür durumlarda ilave bir zekat, ilave bir sadaka alır. İşte onu kastettiniz sanırım. Evet, bu yani bu ekonomik modele sahip olan devletlerde böyleydi. Şu anda yani farklı bazı ekonomik modeller uygulanıyor. Onun için ben fıkhi anlamda söylüyorum. Yani kurum olur, kuruluş olur, devlet olur. Dolayısıyla varlıklı olan Müslümanlar, ben zekatımı verdim, Allah kabul etsin. Zekatın sevabı sadakadan daha fazladır. Çünkü o farzların sevabı sünnetten daha fazladır. Ama bilmeliyiz ki eğer zekatımız şu anda 13 milyona yakın mağdur insanların şu ve bu ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz olursa, bizim sadakamız da zekat kadar bizim üzerimizde bir yükümlülük olur. Bu bir. İkincisi, yanlış bir algı var. Yani hadis sahihtir. Ve bu hadisle edep var olmak, müteeddip olmak, mütehallik olmak, o hadisi örnek almak da çok önemlidir. Senin yaptığın infak, sağ elin yaptığı infakın sol elin görmesin, bilmesin. Bu sünnet infakı için geçerlidir. Bu hadis senin yaptığın infakın sünnetse, vacip değilse ama farz olan ibadetlerin teşhiri asastır. Ali İmran'da ayet-i kerimede evet. Sırran ve alaniyeten. Evet. Evet. Sırran ve alaniyeten. Alaniyeten farzlarda, evet. Sırran sünnetlerde. Evet. Şimdi eğer sizin yaptığınız infak, ey hayırseverler, ey insani ve vicdani merkezden hareket ederek insanlığını ispatlayanlar, ey insani, vicdani ve dini hassasiyetten yola çıkarak hem insan hem de dindar olduğunu gösteren tüm vatandaşlar. Sizin yaptığınız infak, bu bir çağrı. Yaptığınız infakı, yaptığınız hayrı millet örnek alsın diye, sizin arkanızda koşsun, onlar da yardımcı olsun diye bunu ferdi bir infak sınırıyla sınırlandırmayın. Eyvallah. Bunun reklamla alakası yok. Bu doğru. Sevaptır. Doğru. Tam bir cümle, ya değil. Bir cümle alalım. Bir hocam. Cümle. Biz UMAD Alimler Birliği olarak Türkiye çapında da koordinasyonu sağlıyoruz. Yurt dışında da yine diğer alimler birlikleriyle irtibatlarımız var. Sizlerin de var. Dolayısıyla biz onları da dün hem yurt çapında hem uluslararası düzeyde Türkiye'nin bu yarasını sarma konusunda sürekli bilgilendirme, desteklerini alma konusunda çaba sarf ediyoruz. Bunu da söyleyelim. Teşekkür ederim. Ve önümüzdeki cumartesi günü güçlü bir ekiple hem UMAD hem Dine Müslümanlar Birliği olarak Maraş AFAD bölgesinin hepsini inşallah katkı sağlayarak ziyaret edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben birkaç cümle, akıllarda kalacak birkaç kısa cümle kullanmak istiyorum. Birincisi, bugün diriliş günüdür. İyiliklerimizle yeniden ayağa kalkacağız inşallah. İnşallah. Hep beraber yaralı gönüllere merhem olacağız. Ruhi bağışıklıklarımızı güçlendireceğiz. Hadis-i şerifte depremde ölen Müslümanlar şehittir diye geçiyor. Hükmen şehittir. Hükmen şehittir. Hizmet sözlerimizle değil, hizmetlerimizle, belki bazen sözlerimizle daha fazla umut olalım. Sadık çalışan kardeşlerimize özellikle ve biz de sahaya gittiğimiz zaman önce kendimize sonra da kardeşlerimize daha fazla sabrı tavsiye edelim diyorum. Şimdi iyilik zamanı, daha az konuşmak, daha çok iyilik yapma zamanı diyorum ve programı burada kapatıyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz. Aziz dostlar, tekrar bir programın sonuna geldik. Programın hazırlanmasında UMAD Medya Komisyonu'na, yönetmenimize ve kamera arkasındaki bütün arkadaşlara, rejideki arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Rabbim memleketimizi, devletimizi, milletimizi korusun. Dünyadaki bütün insanlığı bu tip afetlerden, depremlerden korusun diyoruz. Ama önlemlerimizde ilmi bir şekilde, hukuka, mühendisliğe uygun bir şekilde almak zorundayız tabii ki. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla efendim.